Galaxy. Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube'daki en detaylı, en kapsamlı Nissan Almera tanıtım videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bunu belirteyim. Bu küçük arkadaşla yaklaşık bu sene tam 11. senemize girdik, dile kolay. Bu 11 sene boyunca tabii küçük ufak tefek güzel tatlı anılarımız oldu. Bunu ufaktan modifiye ettik arabayı. Tabii belki sizin için fazla abartılı olabilir. Benim için tabii tamponuydu, cantıydı, panzotu yavaş yavaş yaptığım için fazla gözüme batmadı şimdi doğrusu, fakat ortaya böyle bir sonuç çıktı. Şimdi otopazar videoları çekiyoruz. Otopazar video çekerken de takipçi arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz özellikle beni durdurup soruyorlar. Bu Nissan Almera neyin nesidir bilmiyorlar çünkü. Tamamen kapalı kutu bir araba. Alsak satabilir miyiz? Yedik parça sıkıntısı var mı? Kronik arızaları var mı? Bugün arkadaşlar bu 11 senelik yaşamış olduğum deneyim, tecrübeleri sizlerle paylaşacağım. Bu Nissan Almera hakkında sizlere ufak tefek bilgiler, fikirler vermeye çalışacağım. Bugün nereden bahsedeceğiz? Bugün Nissan Almera almak isteseniz piyasası nasıl? Alsanız satabilir misiniz? Yedek parça sıkıntısı var mı? Dahası arabanın konforunda sıkıntı var mı? Kronik arızaları var mı? Hangi özellikleri diğer arabalardan üstün? Hangi özellikleri diğer arabalardan aşağı kötü? Dahası yol tutuşu nasıl? Konfor nasıl? Yakıt tüketimi ne durumda? Sizi üzer mi? Tüm bunlara cevap vermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar Nissan Almera'lar 2000 ve 2008 yılları arasında üretilen model. Dahası 2000 ve 2002 yılları arasında bunun bir alt modeli var. Bu 2003-2008 yılları arasında üretilen, yani aksesuarlı kasa olarak tabir edilen kasa. Bu aksesuarlı kasalar arkadaşlar öndeki farların mercekli oluşundan anlayabilirsiniz. Hatta arka toplamları da farklı, biraz daha değişik. Yani birkaç tane ufak tefek aksesuarlar farklılıklar var. Aracımız Nissan Almera'nın Tekna paketinde, yani Tekna ve Vizya diye iki ayrı paketi var. Bizim aracımız 2006 model Tekna paketinde bir Nissan Almera hatchback modeli. Bunun aynı zamanda tabi sedan modeli de mevcut. Ayrıca bir özel, ekstra özelliği var Almera'nın, hem de kronik problemi. Çoğu C segment araçta arkadaşlar farlar halojendir. Böyle mercekli far C segment araçlarda olmuyor. Fakat bu ne hikmetse bizim Almera'nın bu 2003 sonrası aksesuarlı tabir edilen kasalara mercek koymuşlar. Farlarımız mercekli. Bakın şöyle duruyor mercekli farlar. Ne var ki şöyle bir dezavantajı var. Mercekleri, kısa merceklerimizi arkadaşlar şu iç kısma koymuşlar. Bunu gönülsel ki bunlar şöyle dışarıda olsun, arabayı daha geniş göstersin, daha etli böyle tok göstersin. Karşıdan bir araba geldi, bizim Nissan Almera şaşı bakıyor gibi duruyor. Yani yanlarda yanmayınca. Bunu şöyle ancak telafi edebiliriz. Şu yanlardaki sinyal lambalarını Amerikan park lambası takarak arabanın farının daha geniş gösterilebilir. Bu şekilde bu dezavantaj kaybedilebilir ki ben öyle yaptım. Şimdi farlarından bahsedecek olursak aracımızın 2003-2008 yılları arasında üretilen Almera'larda farlarımız mercekli. Fakat bu merceklerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu mercekler arkadaşlar zamanla, kısa zamanda içerisindeki aynı tasları isteniyor, kararıyor ve aydınlatmaz hale geliyor. Nissan Almera almayı düşünen insanlar tabii buna dikkat etsinler. Nissan Almera'ların kronik problemlerinden bir tanesi farlardır. Ön farları çok sıkıntılıdır. Ya, ön görüntüsü çok tatlı. Hatta çoğu anlamayan insan bunu BMW zannediyor çünkü logoda yuvarlak, panjurun böbrekli kısmı oluşundan BMW'yi andırıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar hatchback arabaların bu arkası toplanması mevzusuna. Bakın şu, ben bunları modifiye ettim tabii, işte led döşedim, aksesuarlı yaptım. Fakat şöyle bir konu var, Nissan Almera'ların bu hatchbacklerin özellikle bu stoplanmaları
Hakikaten bulunmaz Hint kumaşı gibi bir şey. Kırıldığı zaman sıkıntı ve oldukça pahalı. Yani şu toplanmasının tanesi 1300 lira, 1500 lira gibi uçuk rakamlarda. Çifti 2500, 3000 lira gibi rakam buluyor. Eğer almeri almayı düşünüyorsanız toplanmaların kırık ve olmadığına ve sağlam olduğuna emin olun. Fakat şöyle bir güzellik var. En azından şu camlar değiştirilebiliyor. Ama fakat dediğim gibi almeraların en pahalı yedek parçası hatta diyeyim. Stoplanmaları, hatchbacklerde. Sedanlar biraz daha uygun oluyor. Sedanlar bulunabiliyor. Fakat hatchbacklerde başlı başına sıkıntı arkadaşlar. Bu stoplanmaları. Kırmamaya dikkat edin. Aracını aksesuar yaparım, modifiye edelim diye düşünen arkadaşlar olabilir. Şöyle bir sıkıntı var. Yine Almera'nın artı yönü ve eksi yönü. Şimdi jantlar çoğu C segment araçlar arkadaşlar. Jantlar 4 bijonlu, tamam okey. Fakat 4x100 gibi genel bir ölçü kullanırlar. Fakat bizim Nissan Almera'da şu jantların bijon aralığı şurası 4x114.3 gibi böyle bulunmayacak. Saçma sapan bir jant ölçüsü. Bu sebeple arkadaşlar aracınızda her istediğiniz jantı bulamayacaksınız ve takamayacaksınız. Ve modifiye etmeyi düşünen arkadaşlar bunu ertelesinler. Hani jant bulmak hakikaten sıkıntı. Evet arkadaşlar, Almera'larda ABS mevcut ve buna ek olarak da arkalarımız kampana değil disktir. Çoğu C segment araçlarda arkalar kampana, bildiğiniz gibi hatırlatırım. Almera'da arkalarımız disk, yani öyle böyle bir artı özelliği var. Almera'nın fren konusunda rakiplerden bir tık önde. Şimdi aracımız arkadaşlar 2006 model Nissan Almera hatchback modeli. Aracımızın bu kasa araçların artlarını ve eksilerini videonun içinde bol bol değinmeye çalışacağım elimden gelince. Tabi arada unuttuklarım olabilir. Bunu da aşağıda Almera kullanan arkadaşlar aşağıda yorumlar kısmına yazabilirse kendi düşünceleri, fikirlerini. Ben de memnun olurum. En azından diğer arkadaşlar da yardımcı olmuş olur. Hangi yönleri iyi, hangi yönleri eksi. Şimdi öncelikle şu dış görüntüsünden bahsedelim. Şimdi bizim aracımız tabi oldukça modifiyeli, aksesuarlı olduğu için normal Almera bu şekilde değil. Onu bir kafanıza yerleştirin. Tamponlar benim ekli. Tampon altta ekler var. Jantlar farklı. March PR, arka tampon eki, spoiler. Ayrıca en şey arkadaşlar, aracımız 10 santim basık önlerde kolivuru mevcut bende. Normal Almera'larda arkadaşlar şöyle bir, hatta kötü demeyeyim de, şimdi kullanan arkadaşlara saygısızlık olmasın. Arabanın önü çok havada. Ben hiç sevmedim o Almera'nın o görüntüsünü. Hatta kendi arkadaşlarım bile bana espri yapmışlardı. Araba düz yolda rampa çıkıyor gibi duruyordu böyle. Ters meyli duruyor arkadaşlar. Arabanın önü havada, arkaları basık duruyor. Normal Almera dikkat ederseniz. Bu da Almera'nın eksi yönde bir özelliği sayılabilir. O yüzden pek tutulmuyor piyasada. Şimdi normal Almera'da arkadaşlar Hyundai Accent Era, Toyota Corolla, Honda Civic tarzı C segmentte, yani bizim Almera'nın diğer rakip olduğu arka firmaları diyeyim, bahsedeyim ben size. Oldukça yumuşak süspansiyonlara sahip, şehir içinde kullanımda oldukça rahat. Fakat Almera'da tam tersi, oldukça sert süspansiyona sahip, yayları nispeten orta yumuşakta fakat amortisörle tak tok ses yapıyor. Yani bu Almera'ların kronik problemi oldukça sert oluşudur. Hatta şöyle diyeyim ben size, hani Golf'leri, Opel'leri biraz sert diye bahsediyorlar ama Almera hiç kullanmamışlardır ondan. Çünkü Almera hakikaten çok sert. Takır tukur, yani normal yoldaki böyle, ya yani böyle asfalt yol değil de o kilit taştı İstanbul'un bozuk yollarında hakikaten böbrek taşı düşürür cinsinden bir sertliği var. Almeralar bu konuda çok kötü arkadaşlar. Yani bunu Almera almayı düşünenler bunu göz ardı etmesinler sertliğini. Evet, aracımızın dışıyla alakalı anlatacaklarım aklıma bu kadar geldi. Şimdi içinden bahsedeyim. Hatta içinden bahsederken kapıları göstereyim ben size. Kapıların açılması, bakın böyle kemikli bir kapı açılış sesi var. Böyle Honda Civic ve Hyundai Accent Era'ların gibi yumuşak, böyle hafif değil. Bizim Almera kemikli diye tabir edilen kapı açılmasına sahip. Kapılarımızın iç konsolları şuraları arkadaşlar, özellikle. Bunlar hakikaten kaliteli arabayı biliyormuş hissiyatı oluşturan böyle yumuşak silikonumsu etli malzeme. Böyle sert plastik değil. Mesela o Dacia'ların falan var ya, böyle sert, böyle takı tukur beslenme çantası gibi çocukların. Onlardan değil. Fakat Almera şurası sert plastik kullanmışlar. Dört camımız otomatik arkadaşlar. Bizim aracımız tabii alan ilk sahibi deri döşeme yaptırmış. Orijinalinden deri döşemeli. Almera'larda deri döşeme seçeneği var. Evet, şimdi şöyle bir ark koltuğa oturalım bakalım. Bak, diz mesafesi bakın bu şekilde. Benim boyum arkadaşlar, bir de kapatayım. Üşümüşüm zaten, hava biraz esiyor.
Benim boyum 1.85. Arkada diz mesafesi böyle koltuğa 0.0'a denk geliyor. Hatta şöyle kafamda göstereyim yüksekliği. Bakın yukarıdaki baş mesafesi yaklaşık şurada 7-8 santim kalıyor. Çok öyle biraz tavan basık almerlerde. Özellikle şurası biraz çok yakın. Fakat arkaya 3 kişi rahatlıkla oturabilir. Öyle çok dar bir koltuğu mevcut değil. Özellikle şurada yine kol dayama var. Deri koltuklarda veya diğerlerinde var tabii. Ortada şöyle küçükten fazla abartılı olmayan bir şaft tünelimiz mevcut. Yüksek diyor şu kısım. Üçüncü kişi, orta oturan kişiyi biraz sıkıntı yaratabilir. Yine koltuklarımızın arkasında cepler mevcut. Evet, şimdi geçelim ön tarafa. Şimdi arkadaşlar yine kemikli bir kapımız var. Kapımız yine yumuşak burası. Dört camımız arkadaşlar elektrikli. Elektrik kontrol edebiliyoruz. Ayrıca şu şoför tarafında otomatik cam düğmemiz var. Burada merkezi kilit düğmemiz var. Ayrıca şu yandaki yol camını kilitleyen bir düğme de burada var mevcut. Ufaktan bir torpido gözümüz burada var. Şimdi içeri geçelim. İçeri geçersek arkadaşlar. Evet. Evet, aracımızın içine geçtik. Direksiyonumuzdan başlayalım. Direksiyonumuz arkadaşlar deri döşemeli direksiyonumuz mevcut bu tekne paketlerde. Yine böyle yükseklik ayarlı aşağı yukarı oynayan fakat derinlik ayarı olmayan bir direksiyonumuz mevcut. Şu altta düğmesi var. Şurada kolu var. Sol tarafımızda ne var? Sol tarafımızda far yükseklik ayarımız var. Şurada aynalarımız elektrikli. Elektrikli aynaları kontrol edebiliyoruz. Evet, göstergelerimiz yarı dijital bir göstergeye sahibiz. Evet, orta kısımda şurada yol bilgisayarımız mevcut arkadaşlar normalde. Fakat ben bunu modifiye ederek burayı kestim, biçtim, kendim yaptım bunları. Burayı modifiye ederek buradaki yol bilgisi ekranını ben şuraya monte ettim. Burada biraz değişiklikler yaptım. Şöyle bir şey var, Nissan Almera araçlarda Android tape takmak veya double tape takmak için yer mevcut değil. Normal çoğu araçta şöyle kare yerleri olur, hazır olmuş olur. Firmalar bunu hazırlar. Fakat Nissan Almera'da böyle bir ihmalkarlık yapılmış. Double tape takmak için yer yok. Ben de böyle modifiye ettim buraları. Ufaktan oynamalar yaptım. Bunu aşağı aldım. Yine çoğu C segment araçta olmayan bir özellik mevcut. Kapatayım şunu. Çoğu C segment araçta olmayan bir özellik arkadaşlar. Dijital klima sahibiz. Dijital klima sahibiz. Fakat klimanın kullanımı oldukça zor, sıkıntılı. Böyle 1 ve 4 tuşlarından 5'ten kapatıyorsun. 6 ile otomatik alıyorsun. Böyle biraz sıkıntılı. Fakat klima yönünden oldukça kuvvetli bir kliması var. Anında buz gibi yapıyor ve ısıtıyor. Çoğu araçtan oldukça hakikaten bu konuda önde Almera. Yine şurada çakmaklığımız mevcut. Kutu tabağı var burada. Ve şurada baraklığımız mevcut. Bu baraklık da hakikaten çok güzel düşünülmüş. Vitesimiz normalde yüksek. Ben bunu tabii demirim biraz uzun olduğu için modifiye ettim burayı da. Bunun vitesini kestim arkadaşlar. Kolu. Ve normalde şöyleydi. Yüksekti. Ben aşağı aldım bunu. El frenlerimiz deri döşemeli yine el freni. Şurada ortada kol dayamamız mevcut. Bakın şöyle ufaktan gözü var. Minik kibar bir gözü. Fakat bu Almera'larda şöyle bir yine sıkıntı var. Bunu da belirteyim. Bu kol dayamalının arkadaşlar şu açma yeri, şu kısımları ben bu menteşeleri çabuk kırılıyor, bozuluyor. Hatta benimki de kırıldı. Birkaç Almeracı arkadaşını gördüm kırılmış. Bunlar kırılabiliyor fakat tamiri mümkün, yapılabiliyor. Yine yan tarafta şöyle ufaktan bir torpido gözümüz var. İçinde tabii güncel olarak tabii yelek maskelerimiz mevcut. Ön tarafımızda airbag'imiz mevcut. Tavanda arkadaşlar, tavana gelecek olursak tavanda şurada arkadaşlar fazla büyük olmayan, şu an güncel gözlüklerin çoğu sığmayan gözlük kabımız mevcut. Şöyle aç kapamalı, güzel fonksiyonlu bir gözlük kabı. Yine yan tarafta şoför güneşimiz var. Fakat bunda aynamız yok. Pardon, aynamızda ışığımız yok. Diğer tarafında, yolcu tarafında aynamız ışıklı. Makyaj ışığı denen ışığımız mevcut burada. Yine tavandan bahsedecek olursak, tavan ışığımız arkadaşlar sadece önde mevcut burada. Arkaya yapmamışlar. Böyle ihmalkarlık var. Arabanın içinde siyah olunca arkaya cüzdan veya herhangi bir şey düşürdüğün zaman koltuklarda resmen kayboluyor. Evet, yan tarafımızda emniyet kemerlerimiz yükseklik ayarı yapılabiliyor. Bakın böyle bayan çocuk modu olarak ayarlama yapabiliyorsunuz düğmesinden. Böyle bir güzellik de var.
Evet, şimdi gelelim Nissan Almera'mızın bagajına. Hatchback olmasına rağmen çoğu araçtan, hatta özellikle şöyle diyeyim size, C segmenti, Golf tarzı, Corolla'nın C segment araçlarının bagajından daha geniş bir bagajımız var. Tahminen 360 litre gibi bagaj hacmimiz mevcut. Yine ben şuraya gömme kabin yaptım. Şunu da belirteyim arkadaşlar, bakın bagajda şöyle bir özellik var. Şuralarda kapılarımızın, deri koltuklarımızın şurasında çekme ve yatırma kolları mevcut. Özellikle. Hatta diğer tarafta da var aynısından. Şurada göstereyim ben size tekrardan. Evet, bu koltuğumuz ikili yatıyor. Diğer taraftaki tekli yatıyor. Bakın bu şekilde oldukça geniş ve büyük bagaj hacmine sahip oluyoruz. Bakın görüyor musunuz bagajı? Yani daha zamanlarda yatılabilir hatta bagaj hatchback olmasına rağmen. Özellikle şu panzotumuz olmadı düşün. Mesela panzotumuz çıkıyor. Şu panzotu çıkartın, yan tarafı bir yere koyun. Burada acil durumlarda yatılabilir. Yani oldukça büyük bagaj hacmine sahip. Hatta ben şöyle diyeyim ben size. Ben bagajda çamaşır makinesi taşıdım, bulaşık makinesi taşıdım. 1 metre boyunda akvaryum vardı. Akvaryumu taşıdım yine bagajda. Yani şurada, şu bölümde. Yani kim der ki hatchback arabanın bu kadar bagajı olsun. Evet, biraz da motorumuzdan bahsedelim arkadaşlar. Nissan Almera'ların 1500 motor benzinli, 1800 motor benzinli ve 2.2 dizel seçenekleri mevcut. Bizim ülkemizde genelde 1.5 benzinler mevcut. Bizim aracımızda tabii onlardan birisi 1500 motor, 98 beygirlik bir motora sahibiz. Swaplarımız çelik, çelik olmasına dolayı LPG'yi tam uyumlu. Yani böyle uyumlu mu, uyumsuz mu diye düşünmeyin. Hakikaten LPG için birebir motora sahibiz. Hakikaten de şu an güncel verilerde 25 kuruş ile 35 kuruş arasında yakıt tüketimi var aracımızın. Şimdi arkadaşlar aracımız yine C segmenti bir araç ve 1500 motora sahip. Çoğu C segment araçları mesela rakipleri Toyota Corolla, Honda Civic, Focus veya Hyundai Accent gibi o dönemki araçlardan bahsedecek olursak, rakip onlarla kıyaslayacak olursak 1500 motor tabii onlardan bir tık düşük kalıyor. Beygir gücü olarak da düşük kalıyor. Ve bu sebeple arkadaşlar düşük kasası da hakikaten 1300 kiloya yakın ağır bir kasası var. Bu sebeple hani kasası ağır, yolda gitmiyor gibi kötü bir ün yapmış. Yani herkes öyle diyor. Yani yolda gitmiyor, çekmiyor, rampalarda bayılıyor. Böyle bir kötü bir söylenti var. Arkadaşlar tabii aracınız bakımlıysa bu söylenti boşa. Hani hakikaten çekmiyor, gitmiyor gibi böyle bir şey yok. Araba hakikaten bakımları yapılmışsa gidiyor. Onda bir tereddüt etmeyin. Fakat araba alacaksanız yine tabii ekspert size sokup motor testi yaptırın. Evet, bakın burada otobanda şu an rampa çıkıyoruz. Bakın vitesimiz 3'te. Yani bayılma gibi durum söz konusu değil. Hatta neredeyse şu Kaşkay'da Passat'tan yol alacağız. Şimdi aracımızın çoğu özelliğinden, artlarından, eksilerinden bahsettik. Şimdi biraz da sürüş keyfi nasıl, onlardan bahsedelim. Sürüş keyfi nasıl, ikinci eli var mı, bir piyasada satılıyor mu? Evet, bismillahirrahmanirrahim. Önce kemerimize takalım. Ufaktan böyle bir sürüş yapalım. Aracımızdan ufaktan detaylardan yine devam edeyim bahsetmeye. Şimdi otopazar videoları çekiyoruz. Bu videoları çekim esasında arkadaşlar bize Almera ile alakalı çok sorular soruluyor. Hani alınır mı? İkinci eli var mı?
Şimdi çok sorular soruluyor. Şöyle bir şey var. Biz Mehmet kardeşimle beraber otobüsler yaparken yaklaşık 6 aydır, 8 aydan beri video otobüslerle bakıyoruz. Arabaların fiyatları nasıl. Şimdiye kadar hiçbir otobüslerde İzmit olsun, Rami, Kartal, Kavacık, Nissan Almera hiç denk gelmedik arkadaşlar. Nissan Almera hiçbir otobüslerde yok. Neden yok? Sakin ol, tamam. Neden yok? Çünkü arkadaşlar niye açılıyorsun kendi kendine ya? Dur şöyle kapatayım şöyle. Nissan Almera'da alanlar ya memnun biniyorlar, kullanmaya devam ediyorlar, satmaya düşünmüyorlar, otobüslere çıkartmıyorlar. Ya da arkadaşlar diğer seçenek internetten otobüsler bildiğiniz gibi internette şansını deneyip de satamayıp acil durumlarda genelde herkes otobüsler götürüyor. Veya Nissan Almera satanlar internetten otobüslere denk düşmeden, götürmeden arabanı satıyorlar. Yani iki tane seçenek var. Biz 7-8 aydan beri otobüsler çekiyoruz. Hiçbir otobüslerde İzmit olsun, Kartal, Rami, Kavacık, farklı şehirlere gittik. Hiçbir yerde Nissan Almera denk gelmedi. Demek ki bu da oluyor ki arkadaşlar bu aracın piyasası var, yani satılıyor. Fakat Nissan Almera tutulmuyor diye kötü bir ün yapmış piyasada. Şimdi bu da neden oluyor arkadaşlar? Çünkü bu arabanın belli piyasası yok. Hani şu fiyatı alınır, bu fiyatı alınır diye bir piyasası yok. Şimdi internette görüyorum mesela, bak bizim aracımız 2006 model. Oldukça da aksesuarlı. Yaklaşık yani hiç abartı olmasın 20'ye yakın, 20 bin lira yakın masrafı var. Fakat şu, bu hale getirmek için tabii 10-15 bin lira arasında bir masraf yapmanız gerekiyor. Bu kadar ekstra olduğu halde ben bile bu internette görmüş olduğum fiyatları isteyemem işin doğrusu aracıma. Bakıyorum şimdi internete bakıyorum. Özellikle sahibinden.com'a giriyorum, bakıyorum Almera fiyatı nedir. 65, 70, 73. Siz de bakın, hatta sahibinden girerseniz bakın. Şu an bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilemiyorum. Ben bu videoyu Temmuz'da çekiyorum, Temmuz ayında. Yani Temmuz ayında 70 lira, 72 lira 2004-2005 model Almera'ya yazmışlar. Yani uçmuşlar da uçmuşlar, öyle ben diyeyim size. Ya bu arabanın ederi arkadaşlar, kendi arabam da mesela belirteyim. Ya bu Nissan Almera'nın ederi 40 ile 50 arasında normal piyasası olması gereken fiyat bu. Ya 40-45-50. 50'nin üzerinde fiyat görüyorsanız bilin ki o satıcının istemiş olduğu uçuk rakamdan ve günümüz şartlarında kredilerin düşük olmasından dolayı fırsatçılığından oluşuyor. Yani bu arabanın ederi hakkı arkadaşlar, yani 50'yi geçmemesi gerekiyor normal şartlarda. Ki benim arabam da o kadar aksesuarlı. Yani düşün, diğerleri artık 40 lira 45 lira falan o civarda olması gerekiyor ama internete girince 65 70, oh yaz Allah yaz. Fakat yeni yakında yasa çıkacak tabi, bu yasadan itibaren bundan sonra böyle uçuk fiyatlar istenmeyecek biliyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda çıkar bu yasa. Şimdi Almera'nın yol tutuşu ile alakalı video çekmiştik. Hatta şurada üstte ekran şurasına eklerim. Veya videonun sonunda altında başlıkları koyarım. Almera ile yol videosu nasıllar diye. Şimdi aracımız arkadaşlar süspansiyon yönünden şu an benim aracımda Coliver var. Hatta konfor odaklı olduğu için normal Almera'dan daha çok daha yumuşak. Yani düşük olmasına rağmen yumuşak. Normal Almera arkadaşlar hakikaten sert. Takır tukur bir araba. Binilecek bir araba değil normal şartlarda. Fakat böyle düz yollarda rahatsızlık yaratmaz size. Ama ufaktan böyle bu kilit taşı diyoruz ya, kilit taşı, Arnavut kaldırımı. O tarz yola girdiğiniz zaman hakikaten sıkıntı yaratır size. Konforsuz bir yolculuk sunuyor. Fakat gel görelim ki arkadaşlar, tabii o araba bozulmuyor. Konusu gelmişken bir de bu arabanın ikinci el yedek parçalarından bahsedeyim. Yedek parçası arkadaşlar, ben şimdi internette, hatta Facebook'taki Almera sayfalarında görüyorum. Hani ya, bir şey de yazmak istemiyorum gerçi ama sürekli arkadaşlar Almeralar bozuluyor. Şurası. Normal şartlar arkadaşlar bu araba arıza yapmaz. Yani şurası koptu, yok egzoz manifoldu, yok oksijen sensörü, mas sensörü. Yani böyle farklı farklı soruna çıkmıyor bu arada. Tabii günümüz şartlarında bakımsızlıktan dolayı bazı arabalar haliyle ihmalkarlıktan dolayı arızalanıyor. Bu arızalı araçlar satılıyor. Satılışta da piyasada oluşuyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar hani sanayide ustalar şey diyor, hani Nissan Almera için alırsan satamazsın. Yedek parçası pahalı. Genelde oto sanayilerinde bu Nissan Almera Japon araçlarını pek sevmezler. Nedeni çünkü çok fazla kolay kolay arıza yapmıyor. Arızalanmadı şimdi, fazla kendilerine sık gelmedi şimdi. Bu aracı arkadaşlar siz kendiniz sorarsanız sorun. Nissan Almera'yı met etmezler çünkü kendilerine ekmek bırakmıyor çoğu araç. Çünkü onlar istiyor ki Hyundai Accent al, Renault'un Megane'ını al, Egea al. Yani o tarz sürekli kendisine gelecek araçları
tabii sanayi ustası daha çok seviyor, daha çok met ediyor haliyle. Bu Nissan Almera ve Honda, Toyota, Japon tarzı araçlar kolay kolay arıza vermediği için pek de işin doğrusu sevilmiyor sanayide. Fakat böyle arkadaşlar, bu araba yıllardan beri, hatta 11 senedir bende, tek arızalanan yeri direksiyon kutusunu tamir ettirdim ben. Hani parça değişimlerinin dışında arızalanan olarak direksiyon kutusu arızalandı benim. Bu direksiyon kutusunu tamir ettirdim. Şu anda tekrardan yağ kaçırmış. Bunun sebebi tabii aracımız basık haliyle, 17 jantlı ince yanaklı lastiklerimiz de mevcut. Tabii ilk darbede arabanın rotları, direksiyon kutusu, bunlar darbeyi emdiği için süspansiyonun dışında normal Almera'ya göre daha çabuk arıza veriyor. Bunlar normal olan şeyler. Onun için arkadaşlar, bu Nissan Almera araçlar kolay kolay arıza vermezler. Hani Almera almayı düşünen arkadaşlar varsa ekspert sizin güzel yaptırsınlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan uzun yıllar kullanmış olurlar. Bu arada manzaramız da çok güzel şu anda. Evet, sizin de Almera ile alakalı görüşleriniz olursa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu anda tabii ufaktan köy içinde olduğumuz için öyle arabayla basamıyoruz. Tabii bununla alakalı yine ufaktan bir video hazırlamıştık. O videoyu seyrederseniz, hani yol videosu hakkında daha detaylı bilgiler edinmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Elimden gelince, dilim döndüğü kadar Almera ile alakalı bilmiş olduklarım bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım bu video size faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, like atmayı, sayfaları paylaşmayı unutmayalım. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.